Akdeniz'de tansiyon gün gün yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina yönetimini en üst perdeden uyardı. Kendinize çeki düzen verin, mahvolmanıza yol açacak hareketlerden uzak durun dedi. Aksi halde gerekeni yapmakta kararlıyız sözleriyle meydan okudu. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım. Sözleri sert, mesajı netti. Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Yunanistan'a son uyarıyı böyle yaptı. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. İttifak ortağı Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt'teydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zafer'in 949. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Öncesinde geceyi Ahlat'ta yapımı yeni tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirdi. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Türk milletinin Anadolu'da kazandığı zaferleri hatırlatan Erdoğan, Akdeniz'de korsanlık peşinde koşan Yunanistan'ın tarihten ibret alamadığını söyledi. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.